Gökhan, elma geldiği yer tam neresi? Ya normalde bizim buradaydı zaten o. Ya şurada dolaşıyordu yani. Nasıl burası? Atıyorum şuraya. Şey, şeyin içine gelmiyorsun. Ayıyı tanımlıyorlar ya. Ondan mı? Belki de onunla bir baktılar, izlediler. Bir dakika, çok kaldı ama. Şunu. Sıraş yaparlar mı? Yazık değil mi? Bir de şimdi yavru anladığım kadarıyla şey olmasın. Yavru, yavru, yani. Yavru. Yazık bir de nesli perik aldı. Tabii canım. Tamam herhalde değil mi? Hı-hı. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Var mı? Birkaç gün önce burada bir ayı rastladık gece. Ama ayı olduğunu fark edemedik. Önce yavru köpek olduğunu düşündük. Sonraki gece tekrar geldiği zaman onu video kaydına da aldık. Ve ayı olduğunu o zaman fark ettik. Hemen Büyükçekmece Belediyesi'ne haber verdik. Çünkü burada birilerinin besliyor olabileceğinden şüphelendik. Ve de zarar görmesini istemiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi de bizi milli korumaya yönlendirdi. Ve oradan yetkililer geldi. Burada kapan kuruldu. Yaklaşık iki gece kapan kaldı ancak ayıya bir daha rastlamadık, bir daha göremedik onu. Ve de dediğim gibi başına bir şey gelmesinden endişeleniyoruz ve de gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Şehir içerisinde ayı görmemiz bizi endişelendirdi aslında. Buradaki meyve ağaçlarına ve arı kovanlarına gelebileceğini düşündük. Bunu Büyükçekmece Belediyesi ile paylaştığımızda belediye başkanımız Hasan Akgün'ün de bu konuyla ilgilenmesi bizi çok memnun etti. Bu konuyu üniversiteden arkadaşlarımla da paylaştım ve yakından takip ediyoruz. Bulunduğu zaman bütün gelişmelerle yakından ilgileneceğiz. Because it's safe.